tane ismi Fatih ama zikri işgalci olan var. Bu konuda o da Siyonist uşağı olduğunu açıkça göstermiş oldu yani. Mehmetçik Kudüs'e sloganlarına çok tepki yaptılar efendim mitinglerde. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz diye sormuşlar efendim. Şimdi normalde tabii olayları değerlendirirken çok iyi değerlendirme yapmak lazım. Tabii şimdi hemen olayları nereye alıyoruz? Olaylar şu ya, ya Mehmetçik sen söyle Kudüs'e Mehmetçik Mescid-i Aksa'ya diye düşündüğün zaman ya Mescid-i Aksa gerçekten Müslümanların yeri ya. Ya Müslüman bizlerin yeri ya. Her ne kadar şu anda yok üç dine mensup bilmem ne filan. Ya bırakın bu işleri. İslam geldikten sonra Allah başka bir dini yapmıyor, kabul etmiyor. Ve men yebtegı gayrel İslam dinen felen yukbele min. İslam'dan başka bir din ararsanız asla kabul edilmeyecek. Allah buyuruyor. Sen şimdi kalkıp da nereden çıkartıyorsun? Yok üç dinin bilmem neymiş bilmem. Ya nereden? Kim size bunu baskı yapıyor? Kim sizi böyle bu şekilde beyninizi yiyor ya, Allah muhafaza etsin ya. Müslümanların yeri olan bu Mescid-i Aksa'nın gerçekten korunması, muhafaza edilmesi. Şimdi soruyorum ben size. Allah ya. Şimdi yine gerçekten bak şu anda yine şeyim gitti ben. Biz 2018'de Mescid-i Aksa'ya gittik. Ya 2018'de Mescid-i Aksa'ya gittik. Ya Allah rızası için. Ha? En sakin dönemlerden biri. 2018'de Mescid-i Aksa'ya gittik. Bir defa bir tane havaalanı var Tel Aviv'de. Bir defa oraya gidiyorsun. Bir. İki. Orada Yahudilerin kontrolünden geçiyorsun. Biraz senin tipine bakıyor. Rahatsız. Saatlerce sorguluyorlar. Ya saatlerce sorguluyorlar diyorum sana. Hatta bazı kardeşlerimizi ciddi bir şekilde orada son derece zor duruma düşürüyorlar. Yani. Bak araştırın bakın ya ben öyle atmıyorum yani. Ondan sonra ne hikmetse Türkiye'de buna bir çare ne yapmıyor? Bulmuyor ya. Ya bunu biliyor. Biliyor ki ya bu gerçekten girişlerde, çıkışlarda bu belli insanlara bunlar ne yapıyor? Rahatsızlık veriyor, sıkıntı veriyor. Ya gittik işte ben gittik diyorum sana. Bu bir. Burası tamam mı? Gittik. Bak bir defa Yahudi'nin kontrolünden geçiyoruz. Sonra diyelim ki de hadi bakalım işte havaalanında onların yerine geldiği için sen yeri diyerken yani gasp ettiği yere geldiği için ondan diyelim filan diyelim. Sonra gidiyoruz mesela Mescid-i Aksa'nın yakınlarında otellerimiz var. Bir bakıyorsun İsrail polisi her tarafa sarmış. Ya burada ne işiniz var oğlum sizin? Ya çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Orada Filistinler kavga etti. İsrail polisi geldi onları aldı götürdü. Ya kendi aralarındaki kavgayı bile kim çözüyor? Adamlar böyle çökmüşler ya. Ya bitti mi bitmedi. Mescid-i Aksa'ya gireceğiz. Mescid-i Aksa'ya geleceksin. Çoğu kapıları zaten kapatmışlar. İki tane kapı var. Bazen bir kapı. Sabahları bir kapı zaten. Açık. Oradan girerken İsrail askerinin kontrolünde giriyorsun. Pasaport gösterdiniz sana. Bak yeminle söylüyorum sana. Yeminle söylüyorum. Yusuf diye bir tane o zaman şey var. İmam vardı sabah namazında. Bak samimi söylüyorum. Bizim önümüzdeydi. Onu bile sorguluyorlar içeri girerken. Ya bu cami imamı ya. Mescid-i Aksa imamı bu adam ya. Anlıyor musun? Şimdi bu. Ha bunun da beraber bakın. Mescid-i Aksa'nın şeyi takip edin. Kimin elinde tapusu? Ürdün elinde. Ürdün. İnceleyin Osmanlı'dan kalma. Şimdi kardeşim İsrail askeri burada olmasındansa gerçekten Mehmetçik orada olsa da hakikaten oranın asayişini Mehmetçik korusa iyi olmaz mı ya? Niye olmasın ya? Yani Yahudinin kontrolünden mi içeri girelim ya? Ya burası hem Müslümanların yeri hem Osmanlı'nın yeri hem tapu hala bizim üzerimizde. Ya hiç olmazsa bunun şey yap ya bunu sahiplenelim ya. Gel anlat, anlat abi. Allah seversin. Bırak
Filistinciler diyoruz ama ya kardeş biz kendi yerimize bile sahip çıkamıyoruz yani. Ya Müslümanların yeri diyorum ben sana ya. Allah bu konuda duyarlılık nasip etsin. O yüzden tekrar ediyorum. Ben kendim gittim diyorum. 2018. Gittik. Bak daha önemli bir şey daha söyleyeyim size. Acayip ya. Nerede olursa olsun. Zaten Gazze'yi ne yapmışlar? Ablukaya almışlar. Taş duvar dönmüşler. İbrahim Aleyhisselam'ı ziyarete gittik. Bak İbrahim Aleyhisselam'ın kabrinin yarısını sinagogun içine almışlar. Yarısı mescitte kalmış. İbrahim Aleyhisselam'ı ziyarete gidiyorsun ya, yarısı şeyde. Halilullah Cami. Tabii. Yarısı camide, yarısı sinagogda. Yani Yahudilerin ibadet ettiği yerlerde. Orada okuyoruz, ses dokuyoruz diye duvarlara vuruyorlar. Duvarlara vuruyorlar. Ya duvarlara vuruyorlar diyorum sana ya. O yüzden şimdi bu kadar olayları gördüğümüz halde, görüldüğü halde hala gerçekten müminlere sahip çıkmazsak, Yahudilere gerçekten eyvallah çekersek, onlardan menfaatimiz var diye, onlardan beklentilerimiz var diye biz eyvallah çekmeye kalkarsak bunun vebalini kimse ödeyemez ya. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin efendim. Şimdi ne olur gerçekten Mehmetçik orada olsa? Yahudinin kontrolünden gireceğine Mehmetçiğin gerçekten o şefkatli kucaklamasıyla girsin milletler ya. Ya tam bir zalim, hainler. Bir görürsen sizi zaten oradan tahrik ediyorlar ya. Ya zaten bir tahrike kapılsan otomatik seni sokmayacak, milletini sokmayacak. Tek derdi o. Öyle bir davranışları var ki. Ya öyle bir davranışları var ki anlatamam size diyorum ben yani. Öyle pislik bir davranış. Yanlış anlamayın, ben bunu anlatıyorum ama Türkiye'den giden bütün Müslümanlara sorun bakayım. Bütün Müslümanlara sorun bakayım, aynı şeyle karşılaşmıyor. Turistik sen gidenlere değil tabii ki, Aksa'ya gidenlere. Tabii, sen ne konuşuyorsun? Allah uyanmayı nasip etsin. Herhangi bir ters durumda, yani kendilerine göre ters durum mu değil mi? Mesela orada bir Türk bayrağı açtınız, falanca turla gittiniz, o tur bir daha giremiyor. Nereye? Filistin'e. Ya. Kim engelliyor? İsrail. Kudüs'e giremiyorsunuz. Niye? Türk bayrağı açtınız diye. Yani sen giremiyorsun, seni götüren şirket de giremiyor. Yani bu işte Hamas'ın İsrail'le ilgili en son bu yapılan saldırılarla ilgili, yani efendim diyorlar yani planlı bir şey. Yani ben bunun planlı olduğunu kesinlikle, yani İsrail tarafından kesinlikle planlı olduğunu düşünmüyorum. Ama Türkiye'mizdeki bu İsrail'in, bu şımarık İsrail'in yemiş olduğu bu darbeyi kapatmak için buradakilerin bu işte tweetleri, konuşmaları, o ismi Fatih olan, zikri işgalci olan arkadaş, onların planlı olduğunu düşünüyorum. Yani biz büyük bir hasar aldık ve bu hasar çığ gibi büyüyor, üstümüze geliyor. Bunun en büyük aktörlerinden bir tanesi Türkiye. Türkiye halkı ayağa kalkarsa yani biz Gazze'ye gireceğiz, yani biz Gazze'ye saldıracağız. Bu işi ne yapmamız lazım? Türkiye'ye karşı yumuşatmamız lazım. Siz devreye girin deyip bunları büyük ihtimalle devreye soktular. %100. Ya gerçi bunlar öyle bir uşak olmuş ki ihtiyaç bile yok. Ya samimi söylüyorum. Şimdi Burak Hocam zannediyor ki bunları ya birileri destekliyor, birileri gazlıyor falan. Yok ya, bunlar öyle bir uşak olmuş ki. Yani hiç şey yok yani, otomatikmen hemen onların şeyi şeye dönüyor yani, onların Müslümanların aleyhine dönüyor. Adam zaten kurulu, neye kurulu biliyor musun? Müslümanların aleyhine kurulu bir adam ya bunlar, çoğu hepsi. İstisnasız. İlla Müslümanlar var şeyden, ondan söylemiyorum ama bunların çoğu yani Müslüman direkt aleyhine kurulmuş. Yani Müslüman, İslam'la alakalı, Müslümanla alakalı bir şey duyduğunda hemen tak! Adamın hemen küfrünü kusacak. Adamın işi bu yani. Yoksa Yahudi ya işte bunlar İsrail pompalıyordur. Yok mu kardeşim, bunlar uşak olmuş ya, aşık olmuş bunlara ya. Bunu seviyorlar ya. Onu sevdikleri için de o şekilde hemen anında, anında diyoruz. Demir kubbe çalışmıyor ama bunlar iyi çalışıyor efendim. Ben de diyordum bu adamlar ya, biz yıllardır uğraşıyoruz. Türkiye gündemine çıkalım, birilerinin bir videomuz patlasın falan. Bunlar nasıl bir anda bu kadar
milyonlara kitlelere ulaşıyorlar. Bu olay bize niye ve nasıl ulaştıklarını gösterdi. Evet efendim, son bir şey, son sözcüklerinizi alalım. Programımızın sonuna geldik. Evet kıymetli dostlar, sizden tek ricam ne olur ya. Müslümanlar tarafında duruyoruz. Müslümanca bakıyoruz. Müslümanları destekliyoruz. Kesinlikle Yahudilere, din dışı insanlara zerre kadar itibar etmiyoruz. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. İlla bu mücadelede kazanmamız lazım. Maddi manevi kazanırız inşallah. Mevla hepinizden razı olsun.